Bu videomuzda sizleri Türkiye Kupası tarihinin en unutulmaz yıllarından birine götürmek istiyoruz. 1992-93 sezonundayız. Kupanın yarı finalinde ligimizin iki büyük takımı Galatasaray ve Trabzonspor eşleşiyordu. Sarı Kırmızılılar çeyrek finalde Çanakkale Dardanelspor'u, Bordo Maviler ise Kocaeli Spor elemişti. O sezon ligde de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyordu. Bu eşleşmenin ilk ayağının oynandığı 10 Şubat 1993 gününden önceki hafta sonu ligin 18. haftası geride kalırken 40 puanlı Kocaeli Spor lider, 37 puanlı takımlardan Fenerbahçe 2., Galatasaray 3., Beşiktaş 4., 34 puanlı Trabzonspor ise 5. sıradaydı. İşte böyle çok çetin bir lig yarışının ortasında iki takım Erman Toroğlu'nun yöneteceği karşılaşmada Ali Sami yere çıktı. Ve de eski futbolculuğu Ankara 3 takımında uzun yıllar forma giydi, hatta milli takımda oynadı. Onun futbolculuğunun kazandırmış olduğu bir futbolcu diyaloğu kendisine hakemlikte başarılı bir noktaya gitmesindeki en önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor. Ve bugün Türkiye'nin en başarılı hakemlerinden biri olarak da değerlendiriliyor. Ve bu arada Erman Toroğlu önde şu anda şeref tribününün önüne yürüyor her iki takım. Türkiye Kupası eski adıyla zaman zaman Türkiye Kupası, zaman zaman Federasyon Kupası olarak değiştirilmiş olan bu kupa bu sene Türkiye Kupası olarak isimlendiriliyor. Eski adı da zaten oydu. Türkiye'nin kupası, kazananın Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda temsil ettiği bir kupa ve yarı finalde Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması. Türkiye Kupası'nda yarı finalde birinci ayak. 17 Mart'ta rövanş karşılaşması oynanacak. Ve iki maç sonunda Türkiye Kupası'nda finale yükselecek takım belirlenecek değerli seyirciler. Ağızdan okuması, bütün futbolcuları oyun alanında soğuk havada biraz ayak üstünde bıraktı. Son zamanlarda sahalarımızda çeşitli vesilelerle saygı duruşları ve milli marşın tribünler tarafından okunması, milli birliği kuvvetlendiren görüntüler bunlar. Evet, Erman Toroğlu kolunu şimdi kaldırdı ve ilk düdüğünü şimdi çaldı. Ünal. Orhan'dan seken topu yine Ünal kapıyor. Ünal kazanıyor. Başarılı hareketler. Oyun devam ediyor. Bir an Yusuf dışarıdan çevrilince durdu. Toparlanan Orhan içeri doğru gönderdi. Gol pozisyonunda Oktay. Ve son anda kaleci Hayrettin mutlak bir gole izin vermezken kalkan bayrak. Pozisyonun offside olduğunu belirliyor. Bir anda Yusuf, kaptan Yusuf topun dışarıdan çevrildiği düşüncesi içerisinde. Topa vuran futbolcu son anda kaleci Hayrettin mutlak bir gol önlüyor. Çok önemli bir pozisyon, çok kritik bir pozisyon. Defanstan falso alan top kaleci Hayrettin'i şaşırttı. Az önceki pozisyon tekrar görüntüye geliyor kale arkasındaki kameradan. Evet. Çiziyor, Hakan'a yakın oynuyor. Hakan 3 oyuncuyu bir anda bastırdı. Düştü, kalktı top hala Hakan'da, pasını veriyor Yusuf'a, orta hazırlığı, ortasını yapıyor arka noktaya, gol pozisyonu ve son anda kaleci son anda müdahale ediyor, topu kornere yolluyor. Kritik bir pozisyondu Mustafa görüntüde. Ortaya çevrilebilir, Hamza çeviriyor, gol pozisyonu ve son anda kafa mükemmel ama son anda kaleci Victor Hakan'ın vuruşunda gole izin vermiyor. Az önceki kritik pozisyon, Hamza topu çok güzel çeviriyor. Güzel bir kafa vuruyor. Hakan kaleci Victor'la çarpışıyor. İkisi de yerde.
İçeriye doğru bir top. Yusuf hareketlendi. Hakan topukla Yusuf'a. Yusuf gol durumunda. Son anda vurdurmadılar. İkinci hamle. Şimdi bir vuruş. Offside durumunda. Duvarlara hayır. Hakemin kararı gol. Trabzonsporlu futbolcular yan hakeme doğru koşuyorlar. Yan hakem bayrak kaldırmadı ve top ağlara gitti. Gol oldu. Galatasaray 1-0 önde değerli seyirciler. Hakem Erman Toroğlu anında yardımcısına döndü. Baktı yardımcısının kaldırdığı bir bayrak yok. Top ağlara gidiyor ve Galatasaray 1-0 önde değerli seyirciler. Şu anda yedekleri hepsi hakem Erman Toroğlu'na itirazda bulunuyorlar. Bizim buradan görebildiğimiz anda da bir offside pozisyonu söz konusu olabilir. Fakat hakem Erman Toroğlu yardımcısına baktı. Yardımcısının kımıldamadığını görünce pozisyon tekrar görüntüye geliyor değerli seyirciler. İşte bu pozisyonda ceza alanı içerisinde Mustafa topu ağlara gönderiyor. Çeşitli açılardan görüyoruz. Bir kere daha Mustafa'nın bu vuruşunda top ağlara gidiyor, gol oluyor. Galatasaray 1-0 önde karşılaşmanın 35. dakikasında sevgili seyirciler. Sol tarafa doğru gönderiyor. Mert'ten geçmiyor. Okan. Tugay. Okan. Hareket. Soner'den. Ve yapmış olduğu bu hareketin sonrasında sarı kartı görüyor Soner. Okan'ın tedavisi için de doktorları çağırıyorlar hemen. Durumu kritik. Bütün futbolcular ısrarlı bir şekilde, bir de sedye söz konusu. Uzun bir sakatlık döneminden sonra sahalara dönen Okan'ın çok ciddi bir sorun. Evet. Bir an doktor ve sedyeyi oyun alanına çağırdılar. Tek kelimeyle yazık. Türk futbolunun yeni genç umudu, 17 yaşında Mart ayında Avustralya'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türk milli takımının en büyük kozu, en önemli oyuncularından biriydi Okan. Uzun bir sakatlık döneminin sonrasında sahalara yeni döndü. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka maçı, bu maç ve gerçekten sedye ile şu anda oyun alanının dışına çıkacak. İlk tedavisi doktor Burhan Uslu ve masör tarafından sağ kenarında yapılıyor. Galatasaraylı futbolcuların ilk tepkileri çok ileri boyutlardaydı. Şu anda dileğimiz, temennimiz sadece çok çok ciddi bir sorunu olmasın. Okan'ın böylesine genç bir yeteneği hem Galatasaray hem Türk futbolu bu kadar genç yaşında bu kadar sık gelen sakatlıklarla sahalarda görme şansını kaybediyor. Ana baba günü diyebiliriz. Tabii ki fotoğrafçılar tam anlamıyla etrafını sardılar Okan'ın. Yılın futbolcusu seçilen 17 yaşındaki genç milli, ümit milli, A milli Galatasaray'ın ve Türk futbolunun büyük yıldızı Okan için üste gelen şanssızlıklar. Hakan topu aşırıyor. Oyun başladı. Adnan Polat, Galatasaray Futbol Şube sorumlusu görüntüde. Mustafa sol taraftaki Hamza'yı görüyor. Hakan yerde. Hamza sokuluyor içeri doğru. Ortasını yapıyor. Arka tarafta boşluk var. Gol durumunda ve gol. Bir büyük hata. Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren Tugay değerli seyirciler. Hamdi'nin büyük hatası. Kaleci Victor kalesinde değil ve Tugay'ın golüyle skor 2-0. Karşılaşmanın 58. dakikası. Gol Tugay. Trabzonspor savunmasında bir büyük hata ve Tugay affetmiyor. Bu bölgeden ortasını yapıyor Hamza. Topa iyi vuramıyor, uzaklaştıramıyor Hamdi. Kaleci kalesinde değil, top geliyor Tugay'ın önüne düşüyor ve bir defa daha görüntüde Tugay da topu. Mert Güçşov içeriye. Şimdi şut pozisyonunda, şut ve top direkten geri geliyor. Hamza, tekrar Hamza, bu sefer kaptırıyor. Hamza gerçekten mükemmel vurdu, top direkten geri geldi.
Az önceki pozisyon tekrar görüntüde, direkten dönen Galatasaray topu. Şimdi Mustafa, rakibinden sıyrıldı Mustafa. Ceza sahasına girecek top, hala Mustafa'da. Hakan'ın arkasına düşüyor top. İçeriye bir pas. Sol çaprazda kaleci ceza sahasında ve penaltı. Hakem kalecinin yapmış olduğu hareketi penaltı olarak değerlendiriyor. Bir anda Tugay oraya atak yaptı. Topa doğru uzandı Victor. Hakem yaklaşık 8-10 metre uzaklıkta şöyle döndü ve sert bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Erman Toroğlu, karşılaşmanın 65. dakikası. Kimse Erman Toroğlu'nun yanına gitmiyor. Topa doğru geliyor Falco ve topalarda. Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Trabzonspor karşısında İstanbul Ali Sami Esad'ında 66. dakika. Hiç kuşku yok ki 3-0 bu skor Galatasaray için ikinci karşılaşmaya çok büyük bir avantaj. Trabzonspor'un geride kalan dakikalar içerisinde mutlak gol atması lazım. Gole gitmesi lazım, golü düşünmesi lazım. Kendi sahasındaki karşılaşmaya bir avantaj götürebilmek için. İşte Falco'nun penaltı golü, Galatasaray'ın 3. golü. Ünal topa vuracak. Sert vuruyor, yerden vuruyor ve son anda topu uzaklaştırıyor kaleci Hayrettin. Atak devam ediyor Yusuf. Kritik pozisyon, Ünal'ın vuruşu doğrudan yerden gidiyor ve topu uzaklaştıran kaleci Hayrettin. Mustafa Güçşov. Tekrar Mustafa, derinlemesine bir pas, Güçşov koşacak ve sanıyorum daha önce sarı kartı vardı Soner'in. Önce sarı, ardından kırmızı. Evet değerli seyirciler, Okan'la girdiği mücadele sonrasında ilk yarının sonunda bir sarı kart gören Soner, şimdi yapmış olduğu bu hareketin sonrasında arkadan Güçşov'a kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Pozisyon görüntüde Güçşov rakibinden sıyrılıyor. Arkadan kendisini çekiyor Soner ve oyun dışında kalıyor. Dakika 74. Hamza Ataca dışını kullanacak. Hakan. Korner. Ve bu arada Erman Toroğlu maçın son düdüğünü çalıyor ve Galatasaray Türkiye Kupası yarı finalinin birinci maçında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ediyor. Nevaya mittlerweile wieder ein sehr guter Mann von uns. 3-0 yetecek mi diye sordum Trabzon için, onu bilmiyorum diyor ama yeterince pahalı ödedik bu maçı. Okan'ın bacağı kırıldı ve ligdeki durumumuz için de tehlikeli. Önemli bir oyuncumdu diyor Okan. In Trabzon'un Tor machen, das ist entscheidend. Okay, wir danken uns sehr. Evet, Trabzon'da sanıyorum 3-0 yetecek diyor. Hakem hakkında ve oyun hakkında fazla görüş bildirmek istemediğini vurguluyor. Galatasaray net bir skorla sahadan galibiyetle ayrılsa da kimse zafer havasında değildi. Türk futbolunun genç yıldız adayı Okan Buruk'un yaşadığı sakatlık herkesi çok derinden yaralamıştı. Maçtan hemen sonra pozisyonun içindeki Soner Tolungüç soluğu Okan'ın yanında alırken iki futbolcu da bu buluşmada gözyaşlarını tutamıyordu. Bu talihsiz olayın ardından Buruk'un sahalara dönüşü bir yılı bulurken Soner sezon sonunda Galatasaray'a transfer oluyordu. Tabii ki ayağımın kırılması benim kendi kariyerimi çok olumsuz yönde etkiledi. Çok uzun ara vermek zorunda kaldım. Tekrar futbola dönüp dönmeyeceğim belli değildi. Ayağımın iyileşip iyileşmeyeceği belli değildi. Kendi ayağımın kırılmasını seyrettim televizyondan. O zaman da görmüştüm görüntüyü ve daha sonra da seyrettim. Yani hiç beni etkilemedi. Yani çok normal geldi bana, öyle baktım ama başka bir oyuncunun ayağının kırılmasını seyrederken çok kötü oldum. Yani o nasıl bir şeydi, insan kendisi olunca çok fazla etkilenmiyor demek ki. Erman Hoca o gün sert bir maç olmuştu. Trabzonspor maçı. Bize gelmeden önce Trabzonspor ligde bir mağlubiyet almıştı. Üstüne bizim maçın başında bir offside'den bir gol attık biz. Hakem bunu offside'den bir gol verdi. Ve maç iyice sertleşti. Trabzonspor daha agresif olmaya başladı. Ve o pozisyonda Tugay bana bir pas verdi. Ben topa dokundum. Dokunduktan sonra Soner abi kaymış bulundu ve ayağıma geldi. Ayağım da yerde sabitti. Erman Hoca oyunu devam ettirdi.
daha sonra gelip baktığında ayağımı kırıldığını görünce de Soner Tolungüç'e sarı kart göstermişti. Yani kızma diye bir şeyim olmadı tabii ki. Çünkü sonuçta olan olmuş ve ben Soner abinin de bunu hiçbir zaman isteyerek yaptığını düşünmedim. Onu ben yani hastaneye geldiğinde bile o beni teselli edecekken ben ona teselli etmeye başladım. Yani üzülme, kafana takma falan diye. Evet, ilk maç bu skorla sona ererken rövanş 5 hafta sonra 17 Mart 1993 günü Hüseyin Avni Aker'de oynandı. Galatasaray 3-0'lık avantajını korumaya çalışırken Trabzonspor farkı kapamaya çalışıyor Avni Aker stadındayız. İşte Trabzonspor ata. Soner vuruyor, küçük Soner. Hayrettin Abdullah ortasını yapıyor. Orhan'ın kafa vuruşu Hayrettin. Sadık Deda çizgi içinde çevrildiğini işaret ediyor ve Trabzonspor 8. dakikada işte bu golle 1-0 öne geçiyor. Golden sonra yine Trabzonspor atakları var. Çiziyor. Top ağlara gidiyor ama daha önce offside kararı var. Ünal. Rakiplerinden sıyrılıyor. Falco'ya faul yaptığı için bu golde ağlara giden bu topta değer kazanmıyor. İlk yarının son dakikaları. Orhan, Yuri vuruyor ve gol geliyor. Trabzonspor 2, Galatasaray 0. Dakika 45 sevgili seyirciler. Trabzonspor çok iyi bir avantaj yakalıyor. İşte Trabzonspor'un ikinci golü. İlk yarıyı Trabzonspor 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda Galatasaray atağını seyrediyoruz. Güçşov'un yerine giren Arif topu götürüyor. Ortasını yapıyor Hakan. Dokunuyor. 83. dakika. 2-1 oluyor durum. Galatasaray'a hayat veren gol bu sevgili seyirciler. İşte Hakan'ın sevinci. İşte Galatasaraylı futbolcuların sevinci. Ve Galatasaray'ın golü bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Dakika 88. Hamdi şutunu atıyor Hayrettin. Orhan vuruyor. Üçüncü gol. Üçüncü gol. Durum 3-1 oluyor ama bu gol tur atlamak için Trabzonspor'a yetmiyor. Türkiye Kupası'nın finalisti Galatasaray. Nefesleri kesen bir karşılaşma sonrası Galatasaray adını finale yazdıran taraf oluyordu. Sarı kırmızılıların finaldeki diğer rakibi ise Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak eşleşme sonrasında belli olacaktı. Ezeli rakiplerin bu derbisini de yarın yayınlayacağımızı duyurarak sizlere veda edelim. Hoşça kalın.